Çocukluk yaşamadım. Çocukluk yaşamadım. Evet, çocukluk yaşamadım. Gençlik de yaşamadım. Yani işte hep ömrüm çalışmayla geçti. Altı yaşındaydım ben çıraklığa başladığım zaman. Dükkanın yolunu bilmiyordum, bulamıyordum. Saat 9'da 10'da beni dükkandan bırakıyordular. Ta ki askere gidene kadar benim hiç sırtımdan evin yükü inmedi. Fatih Birbaş, 1953 doğumlu, Erzurum'un eski mahallesi olan Cağurboğa mahallesinde dünyaya gelmişim. Hiç aklımız kesmiyordu çocuk, ufak yaştaydık babamız rahmetli olduğunda. Onun için babamın yaptığı işleri göremedik yani, biz bilmedik. Babam diş çektirmiş, dişe hapse yapmış. Dişinin yerine işte bir pelesinin ine vurulmuş. İne zehirlenmesinden rahmetli olmuş. Ben 6 yaşındaydım babam rahmetli olduğunda. En küçük kardeşim kundaktaydı. Daha yeni dünyaya gelmişti kız kardeşim. İşte benden büyük bir abim vardı. Bir de bir ablam var. Ben o yaşlarda ticarete atıldım. 6 yaşında ben ticarete atıldım. Daha sonra okul başladı. Hem dükkana, hem okula, hem de sabah namazında kalkardım. Terminala giderdim. Bir posta, yani bir tepsi simit satardım. Onu bitirirdim, gelirdim eve. Bize o zaman belediye ekmek veriyordu. 3 tane ekmek alıyorduk. O ekmekleri de belli bir yerden alıp geliyordum, eve bırakıyordum. Ondan sonra okula gideceksem önlüğümü giyip okula gidiyordum. Dükkana gideceksem zaten eğer dükkana gidiyordum. Önle de gelip tekrar okula gidiyordum. Yani böyle işte geçimimizde şöyle diyeyim sana, annemden köyde bir araziler vardı. İşte oraların gelirinden yine geçinip gidiyorduk yani. Dükkanı yoktu babamın. Babam son zamanlar bırakmış o işi, yapmamış yani, dükkan yokmuş. Ta ki askere gidene kadar benim hiç sırtımdan evin yükü inmedi. Bana cumartesi pazar yoktu. Cumartesi pazar ben sakız satardım, su satardım, çekirdek satardım. Yani eve bayağı bir katkıda bulunurdum yani ben o zamanlardan. İşte okula dediğim gibi ilkokulu bitirdim zaten, 5. sınıfı bitirdim. O zaman sabah önüne vardı ya, sabahleyin gidiyorduk, önüne de gidiyorduk. Eğer sabahtan gidiyordumsa sabah okula gidiyordum, okuldan çıktıktan sonra dükkana gidiyordum. Adalardan çıktım yav yan, kardeş atlı bacı yav yan, de gel bu dertlere dav yan, nenni 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 bebek. Benim teyze oğlu kuyumcuydu. O beni götürdü çıraklığa, şeye, mesleğe. İşte gittim ben, yol bilmem, iz bilmem. Yani 6 yaşındaki çocuk. Bir de o zamanki ustalarımız biraz daha şeydi. Zeliha Hanım, yani nasıl diyeyim, gaddardı yani. Böyle hiç bir çocukmuş bu işte. Erzurum'un mesela o zamanlar şeydi, elektrik yoktu Erzurum'da. Bu bizim bu taşhanın ortasında büyük bir jeneratör vardı.
oradan Erzurum'a elektrik veriliyordu. Gece karanlık, saat 9'da 10'da beni dükkandan bırakıyordular. O yaşta. Geliyordum bir köşede bir yerde bekliyordum, diyordum ki bir tanesi gelse de buradan geçse, ben de bunun peşine takılıp gitsem. Ama giderken de dua ediyorum ki bu bizim evleri geçsin. Yani yolda ayrılmasın başka bir yere. Ayrılırsa ben kalıyorum yolun ortasında. Yani öyle o şekilde o çocukluk yaşlarımız öyle gitti. Çocukluk yaşamadım. Çocukluk yaşamadım. Evet, çocukluk yaşamadım. Gençlik de yaşamadım. Yani işte hep ömrüm çalışmayla geçti. Şükürler olsun işte bu mesleği öğrendik. Bu meslek bizi biraz ayakta tuttu yani. Annem işte bizleri bırakıp gitmedi yani, kocaya falan gitmedi. Bizi büyüttü, besledi. Allah makamını cennet etsin. Çok bize büyük faydaları var. Tabii etraftan şeyde bulunanlar oldu işte, çocukları bize ver, oğlan çocuklarını, kızları yuvaya ver, sen git kocaya gibisinden temkinler de bulundu ama rahmetli öyle bir şey düşünmedi, evlatlarını bırakmadı yani. O 40 kanaat bizi büyüttü, besledi. Beni kimse göndermiyordu yani. Hatta zaman zaman annem diyordu ki gitme, ortalık karanlık. Gitmek zorundaydım Zeliha Hanım. Yani şimdi o eve bir para girmesi lazım. Evimiz vardı, kiramız falan bir şeyimiz yoktu. O günün şartları zaten böyle çok fazla lüks yaşama yoktu. Yani işte yazdan kışlık yiyeceklerimizi alırdık, kilerlere doldurur, kışın işte onlarla idare ederdik. Bugünkü gibi böyle lüks yaşama yoktu ki. Askerden geldikten sonra işte kendimize bir ufak bir atölye açtık. Ticarete de öyle atıldık, öyle başladık. Bugün sabah ile visali yerden bana bir haber var. İnceden ince o boyu zertarın hayali yerden yüz bin eser var inceden. Annemiz buldu, sene vereceğiz dediler. Biz de dedik olur, görelim birbirimizi. Gördük. Oldu yani işte, şunu sana alacağız dediler mi? İşte biz birbirimizi gördükten sonra karar verirsek olurdu yani, şey değil. 36 sene ben eşimle beraber kaldım. Allah rahmet eylesin, memnundum. Hiç beni üzmedi. Her şeyime katlandı. İşte üç tane çocuk oldu. Ya esnaflık bu. Sıkıntılarımız oluyordu. İşte ne bileyim, işimiz olmuyordu. Yoksulluk çekiyorduk, darlık çekiyorduk. İşte ödemelerde sıkıntılar çekiyorduk. Bir şey yapmamıştır. Yani her zaman destek olmuştur, yardımcı olmuştur bana. Ama işte ömür yetmedi. Hastalandı. Hastalandı. İşte 3 sene biz dolandırdık. Kanserdi zaten. Şeydi. Çaresini bulamadık. Ve ondan sonra işte ben de çok baktırdım da, kendim de baktım. İşi gücü terk ettim. Ona baktım. Vallahi böyle şeylik bir hasta değildi. Yani böyle yataklık, yatakta affedersiniz altından alayım, şöyle edeyim, böyle edeyim, böyle bir hasta değildi, normal hastaydı.
Kemoterapi alıyordu. Götürüyordum, kemoterapisini aldırıyordum. İşte getiriyordum, evde yemek yapıyordum. İhtiyaçlarını karşılıyordum. Ona arkadaşlık ediyordum evde. Beraber işte böyle 3 sene öyle geçti. Birini kaybetti. İş ayrılığı çok zor. Allah hiç kimseye vermesin. Yalnızlık zor. Allah hiç kimseye vermesin. Ben her zaman arkadaşlarıma da diyorum. Diyorum ki hanımlarınızın kıymetini bilin. Hanımlarınıza iyi davranın. Hiçbir zaman için üzmeyin onları. Gerçekten gittikten sonra değerleri daha çok artıyor, daha çok şey yapıyor. Diyordum ki sen şu koltuğun kenarında otur. Ben sana ömrüm olduğu kadarınca bakarım. Ama bu da işte yetti, ne yapalım yani. En azından konuşuyorduk işte. Mesela bir çay yapıyordum, oturuyorduk, beraber içiyorduk. Bir meyve getiriyordum. Hele şundan ye, bundan ye. Ben de ondan beraber. Yani bana da bir meşgale oluyordu. Ama ben şimdi şu şeyden, pandemi döneminde evden çıkmıyorum. Tek başıma evde yaşıyorum. Çok zor. Duvarlarına mı konuşuyorsun? Yani Bilal geliyor dükkana. Çocuk ne yapsın? Akşamdan akşama işte çıkıp geliyor eve. Evin her tarafı onu hatırlatıyor. Diyorum ya yani bir o evde biz en 10 sene kaldık. Yani o evi sonradan aldık biz. 10 sene kaldık. Yani işte nereye elen atsan onun hatırası var yani. Biraz da insanı üzüyor yani. O da daha çok üzüyor yani. Son gün çok rahatsızlandı. Evin her tarafını gezdi Selim Hanım. Beni şuraya götürün. Oraya götürdük. Ben burada yatacağım dedi. Götürdük orada. Ben yatamadım, buradan kaldırın. Yani gezdirdik evi böyle. Dedim Bilal, bu böyle olmayacak. Doktora götürelim. Kendi ayağıyla asansöre kadar geldi. Asansöre bindi, aşağıya indik. Ambulans geldi. Bindirdik, aldık, götürdük. Orada devranı döndü. O gün işte ben çocuklara telefon açtım ki annenizin durumu iyi değil. Gel abi görürseniz gelin. Akşama zaten rahmetli oldu. Şimdi ben 30 yaşında hacca gittim. Çok da güzel bir görev yaptım yani. Genç olunca insan her tarafa, her şekilde ulaşabiliyorsun. Fıldır fıldır koşuyorsun, o yani, bu yani. Ama hanımım çok istedi. Niyetlendik yani, bir onu da götüreyim dedim ama işte zalim hastalık şey yapmadı, fırsat vermedi. Onu da götüremedik. Yani içimde kaldı. Evet, içimde ukta kaldı. Yaşa, biraz daha şey davrana götürseydik. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melun melun, kal melun melun. Kerem et aklından, çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melun melun. Aşağı yukarı 55-56 yıldır ben bu işin içindeyim. Bu arada benim yaptıklarım takı. Altın üzerine, oltu taşı, takılar. Bu eskiden Erzurum'da bu iş çoktu. Bizim işte çıraklık zamanlarımızda bunlar dışarılarda çok satılırdı, bizim yaptığımız ürünler. Bizim pazarlamacılarımız vardı o zaman, yaşlı ustalarımız. İşte atölyelere yaptırırdılar, götürür satardılar. İşte Ankara'da, İstanbul'da, Eskişehir'de, İzmir'de,
Yani dışarı şehirlerde fuarlar olurdu. Fuarlara katılırdılar mesela. İzmir Fuarı'na, Samsun Fuarı'na, Kayseri Fuarı'na, buna fuarlara katılırdılar. O zaman işler çok iyiydi. Ve Erzurum'da da çok büyük sanatçılar vardı. Çok iyi bir ustalar vardı. İstanbul makineleşmeden önce bu ustalarımızı hep götürdü. İstanbul götürdü. Hep İstanbul'a gittiler ustalarımız. Ve orada da çok büyük işler yaptılar ustalar. Sonradan bu makine şu bu çıktıktan sonra onların biraz el işçiliği işi bitti. Erzurum'da da şu anda altın üzerine çalışan yok. Oltu taşı altın üzerine çalışan yok. Ama gümüş yapanlar var. Gümüş yapan arkadaşlarımız var. Benim atölyem burası. Valla biz son kalanlarız Selim Hanım. Bizim yani benim aşağı yukarı nereden baksan 20-25 tane yetiştirdiğim var. Şu anda 3-5 tanesinin dükkanı var. El işçiliğini yapmıyorlar, satış yapıyorlar sadece. Hazır alıp satıyorlar. Mesleği devam ettiriyorlar ama işçiliği devam ettiren yok. Valla bitiyor. Bitiyor işte zamanla eleman yetiştiremedim mi, eleman yetişmedi mi biter yani. Bu şu anki yani kendimi şey yapmayayım mı? Şu anki benim ürünlerim antika. Ya çünkü bundan sonra daha yapılacağı yok bu işin. Ama çok zevkli bir meslek. Çok seviyorum ben mesleğimi çok seviyorum. Yani elim tuttuğunda, gözüm gördüğünde yaparım yani. Seviyorum, çok seviyorum. Yani insan bir şeye aşık olur ya, ben de işime aşığım yani. Sevmesem zaten beni bu yaşta kimse çalıştıramaz. Yani herkes gibi benim de bir dükkanım var. Hazır alır, satarım, şey yaparım. Ama benim gayem bu yöreye gelen misafirlerimiz, gelen insanlar bu yöreye ait olan malları aradığında bulsun. Yani bunlara da cevap verelim yani, karşılık verelim. Adam, geçenlerde bir şeyim oldu, Ankara'dan bir bayan gelmiş, 6 gün burada bir tane yüzük aramış. Bulamamış. Taş mağazalara gitmiş bizim kuyumcuların olduğu yere. Orada demişler, ya buraya neye geldin teyze? Sen git taşkanda Hacı Fatih var, Hacı Fatih'te bulursun. Kadın gelmiş bana öyle dua ediyor, ver elini öpeceğim. Yahu teyzem sen benim elimi niye öpüyorsun? Yahu diyor bu yüzük var ya bu yüzük. Bu yüzüğü bilmiyorsun niye ben bu kadar üstüne düştüm. Ankara'da bir komşum istedi bu yüzüğü benden. Ben şimdi gitsem ona desem ki ben o yüzüğü bulamadım. Diyecek ki Erzurum gibi yerde bir tane yüzük mü bulamadın? Ben bu yüzüğü almak zorundayım. Benim işte düşüncemde olanlar birkaç arkadaşımız daha böyle bir bu düşüncede olsaydı şöyle şu yörenin ürünlerini bir ayaklandıralım şöyle bir şeyler yapalım gelen insanlar ben istiyorum rakabet olsun. Belki benden daha güzel yapan olur. Ben de özenirim daha iyisini yaparım. Daha farklı bir şeysini yaparım. Çalıştığım zaman hiçbir şeyi gözüm görmez. Sadece kendimi işe veririm. Hele benim şöyle bizim bu motifli işlerimiz var. Onları yaptığın zaman zaten oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya, oradan çıkıp oraya zaten o akşama kadar o karınca gibi kafanda dolanıyor. Yani onu başka bir şey düşünmene gerek yok. İnan yemek yemeye bile fırsat bulamıyorsun yani. O şeyinden. Şunu bir bitireyim de, şu bitsin ondan sonra yemek yiyeyim veya işte şu bitsin ondan sonra bir çay içeyim. Yani böyle heyecan var, heyecan. Hmm.
bu işin son örnekleriyiz. Devlet bize imkan verse, dese ki, ya gel hele buraya Fatih Usta, sen bunu biliyorsun. Öğretmezsen de bu seninle beraber mezara gidecek. Hiç olmazsa şöyle bir yer açalım da, şu gençliklerden topla da bunlara bildiklerini öğret. Yapmaz mıyız? Seve seve yaparız. Erzurum'un bildikleridir hayli. Yeşil perde yüktedir, giden yarim bir mezarim. Ben yarimi tanırım, haylele vay lolum. Üçüncü bölüktedir, giden yarim. Yani yaşlandın dedim mi hiçbir şey yapamaz. İnsan kaç yaşında olursa olsun gönül yine aynıdır. Fark etmez. Gençtir yani. Ben şimdi kendimi mesela diyelim ki 30-35 yaşlarında hissediyorum yani. Daha dinamik, daha şey. Ama fiziki olarak belki onu göstermiyoruz ama gönül hiçbir zaman solmuyor. Hep zannederdik ki böyle dünya böyle gidecek. Hiç aklıma gelmezdi. Evde yalnızken ölürsem o biraz şey olur. Yalnızlık Allah'a mahsus. Yalnızlık çok kötü bir şey. Yalnızlık iyi değil. Yani insanın yanında arkadaşının olması bazı şeylerde, o mesela bu gibi şeylerde kadının olması şart. Yani hastalanıyorsun, icabında bir tas çorba yapıp getirir, işte ilacını alacaksan kalkıp icabında su alamıyorsan işte bir tane ilacın getirir, suyun getirir. Yani her türlü yardımda bulunur yani. Her zaman namazımda dua ederim. Allah'ım sen beni ele avuca salma. El bakıncı etme ya Rabbi. Biz elhamdülillah yani işte şu an elimiz ayağımız tutuyor. Kimseye bir şeyimiz yok. Allah vermesin. O günlerde işte nasıl olur? O günlerde nasıl olur?